Türkiye'nin ikinci astronotu Tuğa Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever 7 bilimsel deneye imza atacak. Atasever, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bulunan Virgin Galactic tesislerinden NTV'nin sorularını yanıtladı. Tuğa Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Türkiye'nin uzay misyonunda Alper Gezer Avcı'dan sonra bu misyonu gerçekleştirecek ikinci kişi olacaksınız. Yayınımıza hoş geldiniz bir kere daha. 8'inde fırlatılacak uzay aracı, yanlış hatırlamıyorsam eğer hava şartlarında da bir aksilik olmayacaksa. Şimdi neredesiniz? Önce bununla başlayalım ve biraz fırlatmadan önce nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Buyurun, sizi dinliyoruz. Merhabalar. Bahsettiğiniz üzere 8 Haziran tarihinde herhangi bir off nominal durum gerçekleşmez ise araç ile alakalı veya hava koşulları ile ilgili fırlatmamız gerçekleşecek. Şu anda fırlatmanın icra edileceği New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerindeyiz. Buradaki eğitimlerimiz bugün itibariyle başlıyor. Bir hafta boyunca sürecek oldukça yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor olacağız. Hem benim ilgili operasyonel koşullara aşinalık kazanmam, ilgili operasyonları öğrenmem, acil durumlarda veya nominal koşullarda icra etmem gereken faaliyetleri içselleştirebilmem için geçeceğimiz bir eğitim süreci olacak. Hem de deneylerimizi, gerçekleştireceğimiz deneylerin artık son entegrasyon aşamaları, son kontrolleri, son verifikasyon ve kabul süreçleri bu hafta boyunca gerçekleştirilecek ve dahi her şeyin beklenildiği gibi gittiği takdirde de 8 Haziran günü sabah saatlerinde buradan havalanıp uzay yolculuğuna başlıyor olacağız. Ne kadarlık bir sürede uzaya varacaksınız? Bütün uçuşumuz 1,5 saat sürecek. Oldukça farklı bir uçuş profiline sahip esasında bu gerçekleştireceğimiz görev. Biliyorsunuz Alper Gezer Avcı'nın icra ettiği uzay görevinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Dünya yörüngesine girip daha sonra yavaş yavaş yörünge irtifamızı artırdığımız ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğimiz bir görev profili vardı. Bunda ise çok farklı. Burada Virgin Galactic firmasının Unity uzay aracıyla beraber bir misyon gerçekleştireceğiz ve bu bir yörünge altı araştırma uçuşu olacak. Ne demek yörünge altı araştırma uçuşu? Biz bir taşıyıcı uçakla beraber, yaklaşık 45 metre kanat açıklığına sahip oldukça büyük bir taşıyıcı uçakla beraber Unity uzay aracı 14 kilometrelik irtifaya çıkacak. İrtifaya çıkıp ondan sonra uzaya gidecek roket motorunu ateşlemesinin sebebi de atmosferin kalın tabakalarını aşmak. Yerden itibaren başlamak yerine birazcık daha irtifa kazanıp daha sonra roket motorunuzu çalıştırdığınız zaman daha az yakıt kullanarak ilgili irtifalara çıkma şansını elde ediyorsunuz. Bu 14 kilometrelik irtifaya çıkıp taşıyıcı araçtan uzay aracı ayrıldıktan sonra üzerindeki hibrit roket motorunu ateşleyecek ve neredeyse dimdik bir şekilde bir dakikalık kısa bir süre içerisinde ses hızının 3 katı kadar hıza ulaşacak ve dahi 90 kilometrelik irtifaya erişerek uzaya çıkmış olacağız. Orada geçireceğimiz süresi oldukça kısa. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanmayacaksınız bir öncekinde olduğu gibi. Herhangi bir kenetlenme gerçekleşmeyecek. Biz ayrılıp uzaya çıktıktan sonra bir aslında parabol takip ediyor olacağız. Onlara parabolik uçuşlar da denilebiliyor. Yörünge altı parabolik uçuşlar. Uzaya dokunup o 3 dakika boyunca tekrar kalkış yaptığımız piste geri ineceğiz diyebilirim. Geri iniş sürecimizde aracımızın üzerinde, uzay aracımızın üzerinde roket motorunun yakıtı bittikten sonra herhangi bir aktif itki sistemi bulunmadığı için süzülerek iniş gerçekleştireceğiz. Yani kazandığımız o parabolün tepesine kadar kazandığımız potansiyel enerjiyi biz yere iniş için kullanıyor olacağız. Peki yörünge altı seviyede ne kadar zaman kalacaksınız o süre? Yörünge altında 3 dakika kalacağım. 3 dakika boyunca bir kuyar çekimi koşulları oluşmuş olacak ve o 3 dakika içerisinde üzerimde taşıyacağım 3 farklı deneyin çeşitli operasyonlarını gerçekleştiriyor olacağım. Peki kısaca deneylerden de bahsedelim. Hangi deneyleri yapacaksınız? Tabii ki biliyorsunuz Galactic 7 misyonu kapsamında bizim 7 farklı deneyimiz var. Bunlardan 3 tanesi benim uçuş tulumumun üzerinde özel olarak tasarlanmış ceplerde uzaya taşınılıyor olacak benimle beraber. Diğer 4 deneyimiz ise insan fizyolojisi deneyleri. Uçuş öncesinde ve sonrasında çeşitli süreçlerde
benden örnekler alıp, biyolojik örnekler alıp bunların içerikleri inceleniyor olacak. Üzerinde yaşayacağım deneyler, bunlardan ilki Beacon isimli Harvard Tıp Fakültesi ve dahi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hava ve uzay hekimliği ana bilim dalındaki hocalarımızın ortak geliştirdiği bir deney. Burada benim alın bölgemde bir yakın kızılötesi spektroskopisi sistemini kullanan bir ölçüm cihazı yer alıyor olacak. Bir diğeri üzerinde taşıyacağım deneylerden bir diğeri ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi İvmer Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmiş bir akıllı ve aktif radyasyon dozimetresi. Bu benim sağ kolumun üzerinde uçuyor olacak ve uçuşun tüm fazlarında doğrudan benim maruz kaldığım iyonize radyasyon ölçümü gerçekleştiriliyor olacak. Bu minik giyilebilir radyasyon ölçüm cihazı ile daha sonra biz buradan elde ettiğimiz verilerimizi Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilmiş miyeloid isimli bir başka deneye besliyor olacağız. Çünkü miyeloid deneyindeki hocalarımız uzaya çıktığımız zaman o koşullardaki yüksek radyasyon ortamının miyeloid tabanlı baskılayıcı hücreler olarak isimlendirilen ve dahi kanser gibi bir takım akut inflamasyon süreçlerinde bağışıklık sistemimizin etkinliğini, verimliliğini baskılayan hücre gruplarına ne olduğunu araştırıyor olacaklar. Bunların konsantrasyonu, kandaki konsantrasyonu artıyor mu, azalıyor mu? Buna bakacaklar. Bu noktada miyeloid deneyinin hocalarının ihtiyaç duyacağı radyasyon dozu bilgisini de biz İvmerat isimli bu radyasyon dozimetresinden elde edeceğimiz verilerle oraya da besliyor olacağız. Benimle beraber uzayda olacak son donanım ise UZİKAT olarak isimlendirdiğimiz uzayda insülin kalemi testi. Burada yine uçuş tulumumun üzerinde sağ bacağımda yer alacak olan iki farklı doz aktarım mekanizmasına sahip insülin kaleminin mikro yer çekimi koşulları gerçekleştiği anda dozlarının ayarlanması ve dahi aktarılması operasyonunu gerçekleştiriyor olacağım. Bu da Axiom Space ve Türkiye Uzay Ajansı'nın ortaklığında geliştirilmiş bir deney. Burada dünyada ilk defa iki farklı insülin kaleminin mikro yer çekimi koşulları altındaki doz aktarım verimliliği test ediliyor olacak. Dozları ben kendime enjekte etmiyor olacağım. Burada insülin kalemlerinin uçlarındaki toplama kaplarına dozları aktaracağım. İlgili koşullar gerçekleştiği zaman daha sonra da araştırmacılarımız yeryüzüne döndüğümüz zaman o kapların ölçümlerini yaparak ne kadar verimli bir şekilde o koşullarda dozu aktarabilmiş o insülin kalemleri buna bakıyor olacaklar. Bunun da amacı esasında önümüzdeki yıllarda belki de diyabetli bireylerin de uzaya gitmeleri, orada uzun süreler geçirmelerinin önünü açacak bir takım bilgileri bize sağlıyor olacak bu deney. Bunlar donanımlarımız. Çok kısaca diğer insan fizyolojisi deneylerimizden de bahsetmek isterim. Lütfen. Bunlardan bir tanesi Yuva isimli yörünge altı uçuşta vezikül analizi deneyimiz. Burada Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ndeki hocalarımız tarafından geliştirilmiş, ortaya konulmuş bir deney olacak. Burada ana hücreden dışarıya atılan minik hücrecikler, vezikül ismi verilen, hücre dışı vezikül ismi verilen yapılar incelenecek. Bir diğer deneyimiz Ankara Üniversitesi tarafından ortaya konulan, aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da gerçekleştirdiğimiz görevde de yer alan metabolom deneyi. Burada farklı bir uçuş profiline sahip olacak bu yörünge altı uçuşta da insan fizyolojisinin metabolik değişiklikleri ne olacak? Çok kapsamlı analizler yaparak bunu ortaya koyuyor olacaklar araştırmacılarımız. Son insan fizyolojisi deneyimiz ise Üsküdar Üniversitesi tarafından geliştirilen MESAGE deneyi. Bu MESAGE deneyinde de merak edilen soru şu: uzaya çıktığımız zaman bilgili uzay koşullarında, mikro yer çekiminde ve dinamik Lütfen. koşullarda bizim RNA ifadelerimiz nasıl değişiyor? Hangi genler yukarı doğru regüle oluyor, yani ifadeleri artıyor? Hangileri aşağı yönlü regüle oluyor, yani ifadeleri azalıyor, etkinlikleri azalıyor? Dolayısıyla üretilen proteinler azalıyor veya artıyor. Bunlar araştırılıyor olacak ve araştırmacılarımızın sorduğu temel sorulardan bir tanesi şu: acaba uzaya çıkmak, o mikro yer çekimi koşullarında bulunmak insanların gen ifadelerinde bazı değişikliklere sebep oluyor ve bu değişiklikler acaba bağışıklık sistemlerinin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşmalarındaki etkinliğini artırıyor mu? Eğer böyle bir şey bulunursa önümüzdeki yıllarda belki orta ve uzun vadede çeşitli hastalıklardan muzdarip olan insanlar terapi amaçlı uzaya gidip mikro yer çekimi koşullarına maruz kalıp gen ifadelerinde bağışıklık sistemlerin etkinliklerini arttıracak o yukarı yönlü regülasyonları hayata geçirip bu hastalıklarla savaşmalarını kolaylaştıracak bir terapi haline bile gelebilir uzay yolculuğu önümüzdeki yıllarda. Araştırmacılarımız bunun öncül denemelerini gerçekleştiriyor olacaklar.
Yolculuğunuz kritik, bilim dünyasına çok kapsamlı veriler sunacaksınız. Bir yandan bu teknik açıklamaların dışında uzay yolculuğunuz öncesinde ve tabii ki yolculuk başladıktan sonra duygusal boyutu da merak ediyoruz. Siz yayının başında ifade ettim, Alper Gezer Avcı'dan sonra Türkiye'den bu misyona katılan ikinci insan olacaksınız. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Elbette heyecanlısınız. Korku var mı? Ne söylersiniz? İşin duygusal boyutu tabii ki dediğiniz gibi oldukça dinamik. Heyecanlı mıyım? Tabii ki heyecanlıyım. Uzaya gidecek olmak, yani şu üzerinde benim büyüdüğüm, benim değil yalnızca, bütün insanlığın büyüdüğü, bütün insan medeniyetinin geliştiği bu kaya parçasının o 3 dakikalığına da olsa dışarısına çıkıp o gerçekliği o mesafeden görecek olmak, bunun bir insanda heyecan yaratmaması mümkün değil. Tabii ki değil. Heyecanlıyım. Korku duyduğumu söyleyemem. Burada içerisinde uzaya çıkacağım sistemin yeryüzündeyken ne gibi kapsamlı testlerden geçtiğini ben de uzay teknolojileri üzerinde çalışmış bir mühendis olarak yakinen biliyorum. Dolayısıyla uzun kalifikasyon süreçlerinden her türlü oluşabilecek acil durum, ofnomilen senaryonun düşünüldüğü, onlara karşı birkaç seviyeli önlemlerin alındığı sistemler bunlar. Dolayısıyla herhangi bir korku duyduğumu söyleyemem. Ve dahi düşebilecek off nominal, acil durumlara karşı da kapsamlı eğitimler alıyoruz. Hem Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdiğimiz misyon öncesinde aldığımız NASA, SpaceX gibi, Axiom Space gibi firmalarda aldığımız acil durum eğitimleri, hem de Virgin Galactic firmasında alacak olduğum acil durum eğitimleriyle bu tarz senaryolara da hazır hale geleceğimden eminim. Dolayısıyla korku değil ama muazzam bir heyecan ve kıvanç var diyebilirim. Alper Gezer Avcı bazı tavsiyelerde bulunmuştur size. Vallahi Alper abi öyle kapsamlı tavsiyelerde bulundu diyemem. Şimdi bizim görevlerimiz çok farklı olduğu için, çok farklı profillere sahip olduğu için esasında bu da bir ilk oluyor olacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde iki defa 4G'yi aşan yer çekimi ivmesi ve dahi arada 3 dakikalık bir mikro yer çekimi koşuluna maruz kalacağım için Farklı bir görev. Gerçekleştireceği misyondan oldukça farklı, destinasyonları farklı. Dolayısıyla yani bu gerçekleştireceğim misyonla da esasında önümüzdeki yıllarda yapacağımız benzer misyonlara umarım ben de katkı sağlamayı, tecrübelerimi aktarmayı dört gözle bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tuva Cihangir Atasever yayın konuğumuzdu. 8 Haziran'da bir aksilik olmazsa uzaya doğru hareket edecek ve önemli deneyler gerçekleştirecek. İyi yolculuklar diliyoruz tekrar. Teşekkürler, sağ olun.